Yani cübbeli desteklemenin nedeni hakikaten öyle insanlar olmuş olsa Müslümanlığa karşı mücadele o kadar kolay olur ki. Evet. Yani hafif bir itmeyle bile bitirebilirse yani çok çok kolay olur. Mesela bir üniversite ortamında düşünün cübbeli zihniyeti. Yani o kafa, o mantıkla tartışsan, bir insandan konuşsan ne olur bir insan? Yani havada 300 metre boyunda bir eşek uçacak diyor. Ayakları aşağı doğru sarkacak. Atlas Okyanusu'na gidecek, Deccal'i oradan alacak diyor. Deccal kafası diyor, şu an duruyor Deccal diyor zaten Atlas Okyanusu'na, zincirlenmiş vaziyette diyor. Başı bulutlarda, ayağı denizin dibinde, Atlas Okyanusu'nun dibindeymiş Deccal'in şu an. Ama Amerika tespit edemiyor bunu şu an diyor, göremiyor diyor. Deccal eşeğinden oraya geliyor, 300 metrelik eşekle. Böyle bağırarak eşek sesi biliyorsun, garip bir sestir. Evet. Kulaklarını da açmış 30 metre. Deccal onun üstüne biniyor. Ve geliyor yani cübbenin mekanının olduğu yere de gelecek mecburen yani çünkü cübbenin de ona muhatap olması gerekiyor. Yani şimdi sen bunu bir üniversite öğrencisine anlatırsan ne olur bu yani bir aklı başında bir insana bunu anlatırsan ne olur bir insan? Yani hikaye dinliyor gibi hisseder herhalde hocam. Ya aynı anda da diyor Mehdi zuhur edecek diyor. Mehdi'nin diyor bütün gökyüzü meleklerle dolacak diyor. Hepsi birden topluca İngilizce, Fransızca, Almanca her dilden. Bu kişi Mehdi'dir diyor. Hepsi bulutların arasında eline onu gösterecekler diyor. Mehdi de sürekli ben Mehdi değilim diyecek diyor. Şimdi ben ne diyeyim böyle bir insana? Ya evet. Çok mübarek, muhterem adam diyorlar. Yani sen ona bayağı istifade etmen lazım diyorlar. Ya şimdi ben bunun bu tip bilgisayarı nasıl istifade edeyim ben buradan? Yani dini, İslam'ı ortadan kaldırmak için haşa. Yani en mükemmel yol olmuş oluyor o zaman o. Evet. Yani en etkili yol olmuş oluyor benim görünüşüme göre. Yani böyle bir stil, böyle bir yöntem, böyle bir anlatım. Çünkü bu anlatıma göre bir insanın Müslüman olması mümkün olmaz Allah'a emanet. Evet. Olacak iş mi bu ya? Bir bağırır diyor, bütün binaları çökertir diyor Mehdi sesiyle. Mesela bir Allah'ı anar diyor, tekbir getirir diyor, bütün binalar yerle bir olur diyor. E peki o zaman tebliğ nasıl yapacak? Orada çoluk çocuk var, genç kızlar var, insanlar var, anneler var. O binaların altında kalacaklar. Yani deprem etkisi meydana getirir diyor, Mehdi'nin sesi diyor. Şeye gider diyor, İtalya'ya doğru yol alır diyor. Adriyatik Denizi'nin önüne bir gelir diyor, deniz bir anda kurur diyor, yok olur diyor deniz diyor. Akdeniz diyor, cam gibi donup kalacakmış. İtalyanların bundan haberi olmaz diyor, olmayacak diyor. Yani la havle denir ya, ben de la havle diyorum yani inşallah, güzel bir söz. Güzel bir ibadet. Yani bir de bu çok güzel diyorlar, bayağı faydalı anlattığı şeyler. Yani sen niye diyorlar bunlar rahatsız oluyorsun, biz anlamıyoruz diyorlar. Aslında hocam dinlerken onlar da umutsuzlar bu durumda. Çünkü böyle bir şeye inanmak hiçbir zaman akla mantığa uygun bir durum değil. Ya kardeşim Kur'an'da nerede böyle bir olay olmuş? Yani ya efsanelerde bile yok ya. Yani bu ağır zehirlenmelerde bile bir insan böyle mesela halüsinasyon görse yine böyle bir şey olmaz. Yani bu nereden çıkarıyor bunları? Müteşabihtir yani tamam bir eşekten bahsediliyor Deccal'in eşeği mesela uçan 30 metre kulağı iki tarafı açık mesela bir anda ufka ulaşabilen ki saatte yaklaşık 300 kilometre hız demektir en az hatta daha fazla saatte 500-600 kilometre hız demektir. Böyle bir bakırdan üstelik bakırdan da kürsüsü var bakır kullanılan bir şey ve oradan, Deccal'in bulunduğu yerden, dünyanın her tarafına bağlantı kurulabiliyor. Senin aklına ne geliyor böyle bir arıza, yani bu devirde hangi vasıta aklına geliyor? Böyle iki tarafı açılmış, kanatları var ve müthiş bir süratle gidiyor. Ve insanlar onun üstüne binebiliyorlar. Bakın insanlar biniyor, bak dostlarını diyor, bindirir üstüne diyor. Ha. Dostlar da onun içinde gidiyorlar. Ve dünyanın her tarafına bağlantı kurabiliyor. Ne olabilir bu? Uçak. Değil mi? Yani 30 metre kulağı iki tarafı açık nedir? Budur. Evet. Bak, sürati uyuyor. Sürati uyuyor. Şekli uyuyor. Metal kullanılması uyuyor. Üstüne birçok insanın binebilmesi uyuyor. Evet. Değil mi? Sen bunu oturup yani müteşabih olan hadisi, teşbihle anlatılmış hadisi böyle gerçek gibi anlatırsan, o dine zarar versin. Zaten Bediüzzaman'da diyor, avamı Müslümene zarar verirler diyor. Yani dine, Müslümanlara zarar verirler diyor. Yani anlayamadık için zahir ulemalar diyor. Bir kısım zahir ulemalar. Zahire göre hüküm veren ulemalar. Bilerek veya bilmeyerek zarar vermiş oluyorlar. Ben de bunu durdurmaya çalışıyorum.
Mesela geçen günler Yiğit Bulut'un programına çıktı. Yiğit Bulut dedi, evrim konusunda ne diyorsunuz dedi. Evrim ne ki dedi, hart hart sakalları kaşımaya başladı böyle. Ya evrimin ne olduğunu bilmiyor. E tam aradıkları adam işte. Yani rahatça ezebilecekleri, evet, rahatça fikirlerini ortadan kaldırabileceklerini düşünecekleri bir kişi. Yani ama espri onu sorarak hoşlarına gidiyor. Yani ilginç buluyorlar. Yani insanların nefesi kesiliyor böyle ilginç buldukları için. Yani bir insanın ilginç olması yani İslam'ı iyi anlattığını göstermez ki. Evet. Yani ilginç birçok insan çıkarabilirse televizyona yani. Faydalı olması, insanın imanın artmasına vesile olması çok önemli. Yani insanları böyle şoka sokan, hayret eden, dinden, İslam'dan soğutan bir insanı televizyona çıkartırsan, tabii çok fazla insan seyredebilir. Yani bu nedir, bu nasıl bir şey çıktı ortaya diye seyredebilir. Ama bu fayda getiriyor değil, zarar getirmiş oluyor bu. İnşallah Müslüman kardeşlerimiz de fark ederler hocam bunu. Yani fark eden de var, etmeyen de var. Allah hidayet versin. İnşallah hocam.